Yeniden merhabalar, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi yakamla beraber merhaba diyorum. Çalışırken omzumu incittim, birazcık ağrıyor. Birkaç gündür yaka kullanıyorum arkadaşlar. İyi geliyor biraz. Bir 10 saat falan bırakmam gerekiyor. Rahatsız ediyorsa bu görüntü sizlerden özür dilerim. Ama sağlık, yapacak bir şey yok. Daha önceden bana sormuştunuz aktüel cilt bakım rutinini tekrar çeker misin diye. Aslında bunu dönem dönem çeksem en azından 3-4 ayda 5 ayda bir çeksem iyi olur. Çünkü faydalı olduğunu biliyorum. En azından ürünler hakkında bir şeyler söyleyebiliyorum ama ürünleri bitirdiğim zaman ben daha iyi anlıyorum, daha iyi biliyorum. Çünkü bir ürünü uyguladığım zaman mesela eğer 30 mililikse bir ürün herhalde böyle bir 3 ay falan yetiyor ve bir ayla kullandığınız süreçle 3 ay kullandığınız süreç farklı olabiliyor. Çünkü mevsim değişimleri araya giriyor, bir şeyler oluyor. Ürünü daha iyi anlayabiliyorsunuz. Onun için benim bitenler videomu kaçırmayın derim. Çünkü ben genelde ürünleri orada anlatmayı seviyorum. Ve saçlarıma gelecek olursak arkadaşlar, Mart bitenler videomda saçlarımı sordunuz, beğendiniz. Ben o videoyu dün çekmiştim. Bugün pazar. Dün saçlarımı sabahleyin yıkamıştım. Bugün de işte siz söyleyin. Yattım bu saçın üzerine. Kalktım sabahleyin bu halde. Yani belki biraz yatıştırmak için şöyle uçlarına bir yağ falan sürerim ama evde olacağım için pek ürün kullanmak istemiyorum. Zaten yarın da çalışırsam saçlarımı toplar, akşam tekrar yıkarım. Kısa bir bilgi geçmek istiyorum. Çünkü bana diyorsunuz ki hangi ürünleri kullanıyorsun? Zaten ben bitenlerde gördünüz neredeyse hemen hemen Balea'nın ürünleriyle geçirmişim. Her ne kadar da beğenmesem de onlarla beraber geçirdim. Gerçekten o kadar da etkili iyi ürünler değil. Sadece memnun kaldığım bir yöntem var. İlla ki siz bunu yapacaksınız diye bir şey söylemiyorum. Bende çok işe yarıyor. Hangi marka olursa olsun, isterse 1 franklık olsun, isterse 10 franklık olsun, saç bakım maskesi, nemlendirici, yoğun nemlendirici saç bakım maskesini, eğer siz haftada 2 kere falan saçlarınızı yıkıyorsanız akşam yıkayın. Akşam yıkadıktan sonra saçlarınızı uçlarına o maskeyi kullanın. Sonra da bir bone takın ve sabaha kadar uyuyun. Rahatsız olmuyorsunuz kesinlikle, alışıyorsunuz. Sabah uyandığınızda tekrar duş yaptığınızda durulandığınız için hiçbir şey kullanmadan sadece durulayıp şekillendirin. Gerçekten sabaha kadar o yoğun maske kaldığı için saçlarınızı daha güzel nemlendiriyor. Ağır ve dolgun bukleler yapıyor. Şimdiki göründüğü gibi. Yani başka özel bir şey yapmıyorum. Gerçekten eğer bunu düzenli haftada 2 kere yaparsanız zaten bir ay sonra sonucu mükemmel olarak göreceksiniz. Bir de benim bundan birkaç hafta önce saçlarımı kendim kestim. Yine dedim kesmeyeceğim ama kestim. Ama o yöntem işime yaradı. Sevdim. Benim gibi kıvırcık saçları olanlar biliyorsunuz biz hanımların saçları baya böyle zor yani. Kuaförler de görünce şöyle bir irkiliyor yani. Hissediyorsunuz. Hemen böyle saçınıza atlamıyorlar. Sizin saçınız zor falan diyorlar. Nasıl yaparız, ne yaparız? Böyle bir geride çekilip hani bekliyorlar ne söyleyeceğinizi. Ben bir Alman YouTuber'ı izliyorum. Biraz hani onun bir yöntemini buldum ve bana mantıklı geldi. Onu denedim. O şekilde saçlarımı kestim. Ben aslında o yöntem iyi olduğunda böyle birkaç ay sonra hatta bir 5-6 ay sonra tekrar kestiğimde sizlerle onu videoda paylaşmak istedim. Hani o şekilde yapmak istedim ama sonra düşündüm ya neden belki videonun linkini direkt bu videomun altına yorum olarak bırakırsam hani bırakırsam yorum ne ya? Videomun altına linkini bırakırsam belki şimdi sizin de işinize yarar. Bilmiyorum. Bir izleyin bakın. Ha bu arada ben not yazayım. Çünkü hep böyle videoda söylüyorum sonra bir şey olmuyor. Neydi? Alman YouTuber'ın kıvırcık saç videosu, kesimi videosunu. Locken Haar Schnitt videosunu hemen not aldım. Bunu hemen sizlere sonra inşallah unutmam. Videomun altına yorum olarak bırakacağım. Evet arkadaşlar gelelim benim şu anki aktüel cilt bakım rutinime. Cilt bakımında şu anda ben yeni başladım. Henüz böyle bir haftadır 2 haftadır başladığım ürünler var. Daha önceden de kullandığım ürünler var.
Çünkü ben çok agresif bir cilt soyucu krem kullandım neredeyse 3,5 ay. Onunla alakalı da özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi, çok etkili. Eğer sizin böyle kremlere ihtiyaç duyuyorsanız. Çünkü zaten acele etmiyorum. Çünkü kış aylarında kullanılması gereken bir ürün olacağı için size hani bu videoyu çekeceğim, kanalımda kalsın. Merak edenler bir gün böyle bir link arayıp da hani bir şey arayıp da önüne çıkarsam izlesinler. Hem kendi deneyimlerimi, tecrübelerimi hem de o sayfaya girip onların da o ürün hakkındaki yorumlarını falan hani birbiriyle harmanlaştırarak yorum yapmak istiyorum. Onun için biraz böyle herhalde 4-5 saatlik bir zaman gerekiyor. Almanca sayfa olduğu için önce bir gidip algılamam gerekiyor, onu tercüme etmem gerekiyor falan. Ondan biraz eriniyorum, onun için biraz o videoyu uzatıyorum. Her neyse, bu video yine uzun olacak. Ama ya bence uzun olsun. Ben de bazen böyle uzun videolar seviyorum aslında, eğer içeriği falan hoşuma gidiyorsa. Şimdi ben unutmayayım diye böyle sıraladım çünkü karışık karışık anlatıyordum. Ama şimdi dedim Sibel hepsini böyle işte sabah birinci ürün, ikinci ürün ne yapıyorsun diye böyle bir yazdım. Hani ona göre sizlere anlatacağım. Şimdi ben dediğim gibi ağır soyucu bir leke giderici bir krem kullandığım için cildim bayağı bir hassaslaştı. Onun için hani o zaman onunla beraber ne kullandığımı da size o videoda anlatacağım. Pek de bir şey kullanmadım aslında. Sadece nemlendirici için gündüz kremi kullandım. Gece de onu kullandım. Zaten o her türlü etkiyi yaptığı için başka bir ürün de kullanmama gerek yoktu. Ben Türkçe kanallardan ziyade Almanca kanalları seyretmeyi daha çok seviyorum. Çünkü Almanya'da böyle doktorlar, cilt bakım uzmanları, dermatologlar falan kendilerine kanal açtıkları için ve kendi bilgilerini de insanlarla paylaştıkları için daha çok benim işime geliyor. Daha çok Almanca YouTube'da zaman kaybettiğimi ya da zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Bazı duyumlarımı cilt doktorlarından, dermatologlardan duyumlarımı burada kendi düşüncelerimle harmanlaştırarak sizlere anlatacağım. Şimdi cilt doktorları diyor ki Almanlar cildinize çok 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 ürün kullanmayın. Mesela biz bugüne kadar hep ne yapıyorduk? Bir işte göz kremi alıyorsak o göz kreminin işte o markada ne varsa onun sülalesini de alıyorduk. Yani ben kendi adıma konuşayım, öyle yapıyordum. Mesela cilt maskesi, kil maskesi, şu ne bileyim nemlendirici maske, işte 2 günde bir nemlendirici, sonra 2 günde bir kil maskesi, sonra cildi toniymiş, ne bileyim yağıymış, bilmem nesiymiş, yok yani güneş kremi, yok yani buna benzer birçok şey. Mesela Alman uzman ya da böyle söyleyeyim, uzmanlar diyor ki yani güneş kremini sadece güneşli günlerde kullanın. Yani bunu söylüyorlar. Mesela bugüne kadar biz nasıl biliyorduk? Güneş kremini kış da olsa, sabah da olsa, öğlen gündüz de olsa, gölgeli yerde de olsa, kış da olsa kullanmalıyız diye biliyorduk. Ama Alman doktorları şimdi öyle düşünmüyor, başka söylüyorlar. Zaten o doktorlar da bunu söylüyor. Bilimle bizim hani zaman içerisinde bilimde hep kendini geliştiren, yenileyen, bizim doğru bildiklerimiz zaman içerisinde bizim insanlar üzerinde yaptığımız testlerle, deneylerle işte görüyoruz. Mesela bir insan, bir hasta geliyor karşımıza, bir ürün kullanıyor ve biz ona diyoruz ki aslında bu ürün zararlı ama hasta iddia ediyor, diyor ki hayır ben bunu kullanıyorum, bakın sonuç burada zararlı değil. Ve hastanın cildine bakıyorlar, gerçekten de yani her şey iyi ama başka türlü biliniyor. Onun için zaman içerisinde bizim doğru bildiklerimiz de yanlış olabiliyor ya da değişebiliyor. Ben şimdi kendi cilt bakım ürününde çok az ürün kullanmaya başladım. Bilinçli ürün kullanmaya başladım. İşte yaz aylarında hepimiz biliyoruz daha çok su bazlı ürünler kullanmalıyız. Kış aylarında daha çok nemlendiriciliği daha yüksek olan yağ bazlı ürünler kullanmalıyız. Bir de cilt ürününe göre kullanmamız gerekiyor. Mesela şu anda işte kil maskeleri falan yok, gözenekler falan temizlesin falan filan. Bütün mesela uzmanların söylediği bütün cilt tipleri kullanıyor. Aslında bütün cilt tiplerine kil maskesi iyi gelmiyormuş. Sadece yağlı gözenekli, gözeneklerinde tıkanıklık olan ve hani böyle beyaz beyaz tıkanıklıklar da olabiliyor. Hani sadece siyah noktalar değil olan insanlara daha çok kil maskesini öneriyorlar. Hani illa ben de kil maskesi kullanmalıyım, cilt bakımı rutinime sokmalıyım diye bir kaide yok. Gerçekten doğru ve bilinçli ürün kullandığımız takdirde ve cildimizi yormadığımız takdirde cildimiz uzun bir süre genç kalabiliyor, yaşlanmıyor. Bu arada benim yaşım 41.
41,5 diyeyim artık. Ben bugüne kadar cildime herhangi bir işlem yaptırmadım. Herhangi bir destek yaptırmadım. Karşı değilim, yaptırmayı düşünüyorum. Ama şu anda cesaretim yok. Bir de sanki daha ihtiyacım yokmuş gibi ama cesaretim de yok, doğruyu söylemek gerekirse. Acaba bir şey olur mu diye korkuyorum. Hani yan etkisi olur mu diye. Çünkü kırışıklığım yok. Sadece cildim, ben 20'li işte 15-20'li 30'lu yaşlara kadar cildim yağlıydı. Yağlı ciltlerde kırışıklık olmuyor ama daha çok böyle esneklik kaybı oluyor. Hani suratınıza cildiniz bir beden büyük geliyor gördüğünüz gibi. Aslında hani tam şu anda dolu değil. Bunun için bir şeyler yapabilirim, destek alabilirim ama dediğim gibi şu anda cesaretim yok. Kendi bakımımı kendim uyguluyorum, kendim yapıyorum. Öyle gidip bir uzmanda falan herhangi bir bakım yaptırmadım. Beslenme olarak her türlü yiyeceği, her türlü rengi zamanında mevsiminde yemeye çalışıyorum. Bol bol kuru yemiş tüketiyorum. Zaten beni bilenler bilirler. Yani meyveleri de rengarenk tercih ediyorum. Mesela bugün muz yiyorsam yarın yeşil elma yiyorum, öbür gün bir armut yiyorum. Yani bu şekilde besleniyorum. Çünkü oradaki renklerin de bizim cildimize faydaları var. Önce bir yıkıyorum. Hani sabahtan başlayalım. Sabah başladığımda cildimi yıkadım. Ürün şu anda daha önceden de kullandığım, aldığım Biotherm Biosource Total Renew. Bu arındırıcı ve temizleyici bir yağ. Uyandığımda bunu birkaç pompa avucuma koyuyorum. Ondan sonra şöyle bir ovuşturduktan sonra hafif de böyle suyla, çünkü yağ olduğu için suya hafif koyduktan sonra iyice ovuşturup elimde köpük haline getirdikten sonra böyle cildimi ovuşturarak temizliyorum. Sonra da suyla duruluyorum ve bitiyor. Yani bunun benim cildime bıraktığı etki daha böyle yumuşak, daha böyle kadifemsi, daha böyle ışıltılı bir görüntü veriyor. Bundan gayet memnunum. Kış aylarında böyle birazcık cildim kuruduğu için yağ içerikli bir ürünle temizlemek istedim. Kiehl's mi bu mu diye kararsız kaldım. Sonra dedim tekrar bunu alayım. Güzel bir kokusu var. Dediğim gibi önce aldığınızda elinize tamamıyla yağ. Suyla karıştığı zaman köpükleşen bir ürün. Bunu akşam rutinimde de uyguluyorum ama akşam rutinimde farklı uyguluyorum. Onu da birazdan zaten anlatacağım. Cildimi temizledikten sonra geçiyorum nemlendiriciliğe. Çünkü gerçekten nem fukarasıyım şu aralar. İçerisinde en çok gliserinin olduğu bir ürünü tercih ettim. Daha banyo turu videomda görmüşsünüzdür. Birçok ürünüm var ama onların hepsini bir arada kullanmıyorum. Neye ihtiyacım varsa onu kullanıyorum. Elimde Lancôme Visionaire'den Advanced Multi-Correcting kremi var arkadaşlar. Bu krem gerçekten çok iyi. Çok güzel nemlilik veriyor. İçerisinde yüksek derecede gliserin olduğu için. Daha pürüzsüz, daha aydınlık ve dolgun bir cilt, böyle gerçekten güzel, nemli bir cilt bırakıyor. Onun için gerçekten severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Dedim size, belki biliyorsunuzdur. Clinique'in SPF 30 güneş koruma faktörlü olan kırışıklıklara karşı anti wrinkle face krem. Bunu uyguluyorum arkadaşlar. Bunu uygulamamın sebebi ise cildim çok hassaslaştı ve ben şu anda güneşe çıktığımda yanma falan yaptığı için o cilt soyucu kremi kullandığımdan dolayı iki tane kendime yeni ürün aldım. Zaten ikisini de Instagram'da paylaştım. Bu arada şikayet geldi. Neden Instagram'da ürünleri paylaşmıyorsun? Videoları da görüyoruz sadece diye. Ben aslında gerçekten pek sosyal medyaya girerim ama arkadaşlar öyle gecem gündüzüm sosyal medyada değil, sadece YouTube'da çok zaman kaybediyorum. Belki YouTube'dan aldığım birazcık birkaç dakikayı oraya versem aslında iyi olur. Çünkü gerçekten paylaşmak istediğim birçok ürün var, aslında anlatabilirim. Orada da ihtiyacınız olsa hani araştırıp buluyorsunuz. Ben de mesela bir şey araştırdığımda Instagram bana çok faydalı oluyor. Yapmaya çalışacağım. Söz veriyorum sürekli ama bir bakayım. Belki bugün yine başlarım arkadaşlar. Gerçekten elimde şöyle bir 100 tane ayırdım. Hani yorumlayıp da oraya anlatmak istediğim ürün var. Bugün tekrar bir başlayayım. Smart teknolojisiyle yapılmış. İçerisinde özel içeriklerin formülasyonları var. Zinc okside ve titanyum var arkadaşlar içerisinde. Onun için genelde bunu tercih ettim. Ve fiziksel bir ürün. Hani ilk kullanımda gerçekten böyle biraz beyazlık veriyor. Bekliyorsunuz. Sonra onu çektikten sonra hani fondötenizi falan uyguluyorsunuz. Makyajınızı yapıyorsunuz. Hem yani bütün şeylerle uygulayabilirsiniz. İsterseniz kreminizin içerisine karıştırıp uygulayabilirsiniz. İsterseniz aslında doğru olan
cilt nemlendiricinin altına uygulamak cildi temizledikten sonra. Ama benim şu an cildim hassas olduğu için önce nemlendiriyorum, sonra bunu üzerine koyuyorum, uyguluyorum. Çünkü bunda da gerçi nemlendiricilik özelliği var. Cildiniz eğer çok yağlıysa, çünkü bundan çok şikayetçi olan insanlar var. Cildiniz yağlıysa bunu tek başına da uygulayabilirsiniz. Ama benim cildim şu anda nem fukarası olduğu için maalesef ben bunu önce ekstra nem takviyesi alıp ondan sonra üzerine uyguluyorum. Bakımda Kiehl's'in bu meşhur fenomen olan avokadolu göz kremi. Çok, ama bunu gerçekten çok sevdim. Bu yani çok güzel bir ürün. İlk böyle aldığımda açtığımda korktum baya. Çünkü böyle nasıl diyeyim, böyle birazcık kremsi, balçık gibi bir ürün. Ama sonra cildinizin, hani göz çevremin ısısıyla hemen böyle suya dönüşüyor. Nemli oluyor, su bazlı bir ürün oluyor. Yağlı bazlıktan çıkıp su bazlı bir ürün oluyor. Ve cildim hemen emiyor ve cildime oturuyor. Ve çok güzel nemlilik hissi veriyor. Ve cildimin etrafındaki bu gözlerimin etrafındaki o pörsüme... Aslında bu pörsüme nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Artık cildiniz hani kendi şeyine bir beden büyük olmaya başladığında oluyor. Çünkü gerginlik falan olmuyor artık. Ben bundan da çok memnunum. Çok güzel nemlendirdiğini düşünüyorum. Bunu hem gece hem de gündüz rutinimde uyguluyorum. Bu da sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ve geçelim gece bakımına. Gece bakımında ne yapıyorum? Şimdi ben makyajı falan yaptım ya bol bol. Yani böyle suratımda aynen bu şekil. Ne yapıyorum? Aynen karşısındaki. Biotherm'in yine bu yağ bazlı temizleyicisini alıyorum. Bu sefer şöyle kuru elime, kuru cildime 4-5 pompa döküyorum. Şöyle bir elime ikisine karıştırdıktan sonra kuru kuru böyle yağlı 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 iyice bunları ovalayarak temizliyorum. İçeridekileri her şeyi çıkartarak. Sonra da bunu iyice yedirdikten sonra böyle gerçekten yağlı yağlı olacak gözlerinizin etrafını falan her tarafı. Elinizi temizliyorsunuz. Temiz bir suyla hafif nemlendirdikten sonra o yağ, çünkü suyla birleştiği zaman o yağ köpüğe döndüğü için bu sefer köpük köpük yapıyorsunuz. O şekilde de ovuşturduktan sonra bir güzel duruluyorsunuz. Yani ben duruluyorum. Yine sizin adınıza konuştum. Neyse, duruluyorum ve sonra da hafif bir mendille ya da kağıtla temizliyorum. Isısını aldıktan sonra şu DM'den aldığım Balea'nın gerçekten çok uygun fiyatlı bir ürün ama sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Temizleyici micel suyu, göz, cilt ve dudak için içerisinde portakal çiçeği ekstratı var ve içerisinde etanol da yok arkadaşlar bu arada. Alkolsüz ve parfümsüz ve etanol da yok. Gözlerimin etrafı çok hassas olduğu için bu ürünü kullandıktan sonra maskaralarımı eğer iyi çıkartamamışsam bir pamuğa bunu koyup maskaralarımı, gözlerimi, etrafını temizledikten sonra o şekilde kesinlikle bırakmıyorum ama isteyen o şekilde de bırakabilir. Ben o şekilde şey sevmiyorum, hani kullanmayı sevmiyorum. Ondan sonra duruluyorum ve gözümdeki o kalan diğer makyaj artıklarını falan da çıkartıyorum. Sadece onun için kullandığım ürün. Başka cildimi, dudağımı falan temizlemiyorum. Zaten böyle mat ruj uyguladığımda da böyle temizleyici etkisi pek yok dudağımda. Sadece dediğim gibi kirpiklerimin içerisini de derinlemesine temizlemek için kullanıyorum. Bu ürünü kullandıktan sonra geliyoruz. İtalyan markası olan Amovita'nın %95 doğal içerikleri olan, şöyle kaç kere gördünüz. Bunu bir ara bıraktım çünkü o ağır kremden sonra şimdi tekrar başladım. Micel suyu, beşi bir arada. Hem temizliyor, hem tonik, hem arındırıyor, hem makyaj kirini çıkartıyor, temizleyici, arındırıcı, tonik, yumuşatıcı, nemlendirici, beşi bir arada her özelliği var. İçerisinde aloe vera var arkadaşlar. Bu pamuğa boşaltıyorum. O şekilde böyle tampon hareketler yaparak önce bir güzel yediriyorum. Sonra hafiften böyle siliyorum. Ama bunu hani sprey olduğu için isterseniz bu şekilde de ya da yüzünüze direkt sıkarak bekliyorsunuz çekiyor. İsterseniz de 7 kat tonik var ya bu Korelilerin, o şekilde de uygulayabilirsiniz. Ben bir İtalyan'da öyle bir şey de izlemiştim videosunda. Yani o şekilde de uygulayabilirsiniz. Bu da çok güzel doğal bir ürün. Arkadaşlar eğer siz gerçekten doğal bir ürün arıyorsanız, hani ben şimdi size kalkıp desem ki bu Kore markası, bunu harıl harıl ararsınız ama Avrupa markalarına nedense böyle itibar etmiyorsunuz. Sebebini bilmiyorum ama benim kullandığım ürünler gerçekten çok iyi ürünler.
Özellikle sizlere bunları hep vurgulaya vurgulaya anlatıyorum. Eğer bir tanıdığınız varsa İtalya'da, eğer birilerini biliyorsanız lütfen şöyle göstereyim. Bunun zaten ismini de yazacağım. Resmini çekin arkadaşlar. Bunu bir sipariş edip deneyin. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Yaz aylarında buzdolaba koyup da uyguladıktan sonra da çok çok işe yarıyor. Cildi de serinletiyor ve ferahlatıyor. Çok memnunum. Dediğim gibi beşi bir arada harika bir ürün. Lancome Energy de Vie Nuit uyku maskesi. Şöyle. Ben bunu kokladığımda sanki bu Lancome'un kendi klasik kokusu değil de böyle bana yeşil çay kokusu gibi geliyor. Bu ürünü de ben kızım sayesinde tabii ki aldım. Kızım bana getirdi. Kendisine ağır geliyormuş. Bilmiyorum. Kendisinin şu anda yağlı karma cildi var. Annesi gibi. Annesi de onun yaşında öyleydi. Bu aslında haftada 2 kere 3 kere kullanın diyor. Ama ben bunu her gece cilt bakımı kremi gibi uyguluyorum. Her ne kadar da şöyle birazcık yağlı görünse de bu da böyle sanki su bazlı gibi çok ince, çok güzel bir ürün. İçerisinde Melissa, Giseng ve Yaban Mersini var. Bu eğer ki cildiniz soluksa, renksizse cildinizi canlandırmaya yarayan çok güzel ve cildinize güzel bir enerji veren bir ürün. Ben bunu uyguladıktan sonra sabah kalkıyorum cildim böyle Allah Allah diyorum ne kadar güzel. Sanki hiçbir şey uygulamamışım öyle yatmışım gibi. Gerçi ben yine Alman uzmanlarda duydum. Bir tane kadın dermatolog söylemişti bunu. Orada söylediği diyor ki bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta doktor konuşuyor yani ben ondan duyduğumu sizlere aktarıyorum. Cildinizi gündüz nemlendirin, temizliğini yapın, nemlendirin. Akşam da temizliğinizi yapıp nemlendirdikten sonra illaki bir ürün kullanmanıza gerek yok. Eğer akşam zaten cildimiz, hücrelerimiz kendilerini yenilediği için cildimizi de rahat bırakırsak herhangi bir kimyasal ürün üzerine uygulamadığımız takdirde cildimiz kendini daha çabuk daha iyi yenileyebiliyor ve hani ihtiyaç yoksa demesi o ki geceleyin cilt bakımı ürünü kullanmanıza gerek yok. Ama biz bugüne kadar nasıl duyduk, nasıl bildik? Asıl gece kremi önemli diyebildik, değil mi? Yani böyle de iddialar var. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ve sonra arkadaşlar şöyle benim aslında çok da önem vermediğim ama gerçekten de işe yarıyor. Galiba içerisinde mineral şeyler mi var? Mineral yağlar filan, petrol yağları bilmiyorum ama Labello'nun orijinali arkadaşlar şöyle bir ürün. Aslında bana pembe kutu birçok ürün göndermişti ama ben onları götürüp iş arkadaşlarıma falan hediye ettim. Onlara dağıttım. Sadece uzun zamandır elimde bu var. Gerçekten dudaklarım kuruduğu anında hani düzelten, hani uyguluyorum. Sonra mesela gündüz uyguladığım takdirde de uyguluyorum eğer bir çatlaklık bir şey varsa. Yani bir 5 dakika 10 dakika sonra kahvaltımı yapana kadar çok düzgün bir şekilde onarıyor ve sonra da üzerine rujumu rahatlıkla uygulayabiliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.